Hoş geldin arkadaşım. Burası Tonguç Haber. Şubat'ın 10'u olmuş. Ne ara geçti günler. Tam tatile alışmışken geldi ikinci dönem. Kolay değil öğrenci olmak. Gel, alnından öpem. Güzel ama güzel olduğu kadar da hızlı geçen bir sömestr tatilini geride bıraktık. Tüm Türkiye'de yüz yüze eğitim başladı diyebiliriz, sadece bir şehir hariç. Orası da neresi? Isparta. Neden Isparta? Çünkü Isparta'da dize kadar kar var arkadaşlar. Bu nedenle Isparta'daki öğrenciler ilk haftaya online olarak başladılar. Ne yapsak acaba? İkameti hep beraber Isparta'ya mı aldırsak? 8. sınıfların dikkatine. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Şubat ayı örnek soruları yayımlandı. Sınava hazırlanan arkadaşlar için bu örnek sorular oldukça önem taşıyor. Hatta size bir güzellik yapayım. Açıklama kısmından Şubat ayı örnek sorularına ulaşabilirsiniz. LGS'den bahsetmişken, Denizli'de 2021 LGS'de başarılı olan arkadaşlarımızı Kale Kaymakamlığı ödüllendirmiş. Ödüllerin arasında birbirinden güzel şeyler var tabii. Fakat bir LGS öğrencisinin asıl ödülü nedir? Tabii ki emeğinin karşılığını alması ve istediği okulu kazanması. Nasıl konuştum? Şimdi sizi bir abimizle tanıştıracağım. Antikacı Şükrü. Şükrü abi zamanında oyuncakçıdan oğluna bir sürü oyuncak alırken yavaş yavaş bu oyuncaklar onun da dikkatini çekmeye başlıyor. Ve sonra diyor ki, yahu ben bu oyuncaklardan bir koleksiyon mu yapsam acaba? 500... 1000, 3000, 5000 derken tam 6000 tane oyuncak sahibi oluyorlar. Tabii bunların arasında 1980'lerden, 1970'lerden bile farklı farklı oyuncaklar var. Antikacı Şükrü abinin bu merakının nasıl geliştiğini bir de ondan dinleyelim isterseniz. Oyuncak sevdası 4-5 yıl önce 11 yaşındaki oğlumun baba bunu da alalım, onu da alalım derken başladı. Oğlumla beraber toplamaya başladık. Sonra oğlum tamam baba yeter filan dedi. Ben devam ettim. Yani bu hobiyi devam ettireceğiz. İnşallah götürebildiğimiz kadar yere kadar götüreceğiz. Yani Türkiye'nin de ismini duyurabilirsek Guinness'e filan niyetimiz var. Kim bilir? Belki de antikacı Şükrü abi ilerleyen zamanlarda Guinness Rekorlar kitabına bile girebilir. Yalnız komşu çocuklarını bu oyuncaklardan uzak tutmak lazım Şükrü abi. Onu söyleyeyim çünkü geldikleri zaman ortalığı mahveder. Ankaralılar burada mısınız? Biliyorsunuz ki Ankara'da çok soğuk bir kış yaşanıyor. Dışarıya çıkıp şöyle bir lasanız anında ortalık duman altı oluyor. Tabii bu soğuk havaların zorluğu olduğu gibi güzel yanları da var. Öğrenciler de bunu fırsata çevirip buz tutan Eymir Gölü'nde buz pateni yapmışlar. Tabii ki buzda kayan arkadaşlarımızın arasında yıllarını bu spora vermiş genç arkadaşlarımız da var. Onlar da eğitmenleriyle birlikte açık havada buz pateni yapmanın keyfini yaşamışlar. Fakat burada hemen küçük bir uyarı yapayım arkadaşlar. Siz sakın ola ki bilmediğiniz, etmediğiniz buz tutan yerlerin üstüne öyle hoppadalak atlamayın. Özellikle hava 0 derecenin altında değilse o buzun kırılma ihtimali var. Allah korusun, istemediğimiz şeyler başımıza gelebilir. Sömestr tatilinin ardından uzmanlar uyarıyor. Aman rehavete dikkat diyorlar. Öğrencilerin özellikle ikinci dönemin ilk haftalarında sorun yaşaması bütün bir dönemi etkileyebilir. Bu nedenle ne olursa olsun fazla rehavete ve rahatlığa kapılmadan İlk hafta dersleri derste iyi bir şekilde dinlemek gerekiyor. Tabii bu aşamada ailelerin de görevi büyük. Eğer ikinci dönem başlar başlamaz aileler şöyle bir tutum sergilerlerse, oğlum ikinci dönem kötü geçti, ders çalış, çalışalım kafanı şeklinde çocuklarla Japonca konuşurlarsa gerçekten ikinci dönemimiz istediğimizden de kötü geçebilir. O yüzden buradan ailelere de sesleniyorum. Fazla baskı yapmaya gerek yok. Arkadaşlarımız bu rehaveti atıp çok yakında bomba gibi ikinci döneme devam edecekler. Tokat'a gidelim. Erol Turaçlı Fen Lisesi öğrencileri, tarih öğretmenleriyle beraber güzel bir projeye imza attılar. Okullarının yakınındaki otobüs duraklarına tarih derslerini anlatan görselli ve yazılı çok güzel afişler yerleştirdiler. Buraya giden hem insanlar hem de öğrenciler Tokat'ın tarihiyle alakalı çok güzel bilgiler elde edebiliyorlar. Benim aklıma oradan şu geldi. Acaba biz de okullarımızda, belki kantine, belki de bahçedeki banklara bu tarz afişler yapsak ve orada otururken bunları okusak, çok faydalı olmaz mı? Hatta düşünsenize bunlar LGS konularıysa bence hepsi aklınızda kalır. Bunu bir düşünün derim. Bir düşünün. Benden söylemesin. Size göre sağ, bana göre sol tarafta, hatta kimine göre ortada gördüğünüz bu fotoğraftaki küçük hanımlar İzmir'in voleybol şampiyonları. İzmir genelinde ortaokulların katılımıyla gerçekleştirilen turnuvada 36 takımın arasından Dikili Cumhuriyet Ortaokulu şampiyon olmayı başarmış. Tüm genç kız arkadaşlarımızı tebrik ediyoruz. Başarılarının devamını diliyoruz. Alkışlar. Biz şimdi Tonguç Haber'in sonuna geldik arkadaşlar. Lütfen bir dahaki bültene kadar ağlamayın, üzülmeyin. Zaman zaten çok hızlı geçiyor. Tekrar sizinle birlikte olacağız.
O zamana kadar kendinize iyi bakın, ödevlerinizi yapmayı unutmayın. Hoşça kalın.